Çorum'da şehir içi toplu ulaşımda özel şirket dönemi sona erdi. Hitit Ulaş AŞ'ye bağlı tüm otobüs ve hatları bünyesine kazandıran Çorum Belediyesi, 54 araçla daha kaliteli bir toplu ulaşım hizmeti yürütecek. 9 Ağustos 2022 itibariyle şehrimizdeki tüm halk otobüsleri kullanılan belediyemizin, Beltaş şirketimizin, %100'ü belediyemize ait olan Beltaş şirketimizin mülkü durumunda ve 9 Ağustos'tan itibaren de toplu ulaşım tamamen belediyenin kontrolünde ve belediyenin marifetiyle eliyle yapılıyor. Tabii toplu ulaşımda bizim şu an belediyemize ait olan 56 tane aracımız var ve şu an hatlardaki tüm araçlarımız Çorum Belediye'mizin öz malıdır. Kendi araçlarıdır. Personeliyle, araçlarıyla %100 hizmeti Çorum Belediyesi en güzel şekilde vermeye devam edecektir. Toplu ulaşımı tamamen devralan Çorum Belediyesi bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Başkan Aşkın, akıllı bilet uygulamasından online bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerinin yapılabildiğini belirtti. Tabii 50 noktada bizim dolum tesisimiz, dolum alanlarımız var. Akıllı bilet uygulaması telefonlarımızda var. İsteyen hemşehrilerimiz bu uygulamayı indirmek suretiyle buradan da yükleme yapabilir. Herhangi bir dolum alanına, mekanına gitmeden akıllı sistemlerle cep telefonundan da Çorum kartına istediği biletin miktarını, biniş sayısını yükleyebilir. Tabii akıllı bilet sadece bunu da sağlamıyor. Akıllı bilet uygulaması içerisindeki butonlarla beklediğiniz otobüs şu anda nerede? Ne zaman bulunduğunuz durağa gelecek? Bunların da takibini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hakikaten toplu ulaşımla ilgili bütün bu anlattıklarımızla beraber şehrimizde bir devrim diyebilirim. Başkan Aşkın açıklamasında öğrencilere de müjde verdi. Aşkın öğrenciler için abonman sistemi uygulayacaklarını duyurdu. Ben üniversite sonuçları açıklandı ve üniversitelerimiz inşallah bir ay içerisinde açılacak. Buradan üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerime de bir müjde vermek istiyorum. Biz geçmişte de bu öğrencilerimiz için abonman sistemine geçmeyi firmadan talep etmiştik. Firma buna sıcak yaklaşmamıştı. Artık bir bahanemiz yok. İnşallah okulların açılmasıyla beraber öğrencilerimiz için de abonman sistemine geçiyoruz. Örgün eğitim hizmeti alan tüm öğrencilerimize arzu edenler abonman sisteminden de inşallah önümüzdeki süreçte yararlanacaklar ve ilk kez şehrimizde öğrencilerimiz abonman sistemiyle de tanışmış olacak ve bundan sonra da toplu ulaşımda hızlı bir şekilde kalitemizi artıracağız. Şoförlerimizin eğitimlerine şimdiden başladık ve şoförlerimizin de eğitimlerini sık sık yapmak suretiyle toplu ulaşımda Türkiye'nin en kaliteli toplu ulaşımlı hizmetini hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız.